Osmanlı Padişahları serimizin bugünkü konuğu Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne'de doğdu. Annesi Kastamonu Sinop Beyi İsfandiyaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Hüma Hatun olarak bilinmektedir. Fatih'i dünyaya getirdiğinde 15 yaşında genç bir kadındı. Fatih'in son saltanatını görmeden 1449 yılında vefat etmiş ve Muradiye Camii'nin doğusunda Hatuniye Türbesi'ne defnedilmiştir. Şehzade Mehmet doğduktan sonra bakımını Daya Hatun adlı bir dadı yapmıştır. Ayrıca Fatih'in saygısından dolayı validem diye hitap ettiği 2. Sırp kralı George Brankovic'in kızı olan Mara Hatun'un da Fatih üzerinde bir takım etkiler bıraktığı tahmin edilmektedir. Molla Gürani gibi dönemin ünlü bilginlerinden özel dersler alarak yetişti. 1443'te çocuk yaşta Manisa Sancakbeyliğine atanınca hocaları ve danışmanları ile birlikte Manisa'ya gitti. 2. Murat Balkanlarda ve Anadolu'da çeşitli sorunların yaşandığı bir ortamda Mehmet'i Edirne'ye çağırdı ve Ağustos 1444 tahtı oğluna bıraktı. İkinci Mehmet tahta geçtiğinde henüz 12 yaşındaydı. Deneyimsiz bir çocuğun padişah olması Osmanlılarla çatışma halinde olan devletleri umutlandırdı. Bir Haçlı ordusu Tuna Nehri'ni aşıp Varna'yı kuşattı. İkinci Mehmet ve Sadrazam Çandarlı Halil Paşa Anadolu'da bulunan İkinci Murat'ı Edirne'ye çağırdılar. İkinci Murat 10 Kasım 1444'te Varna Savaşı'nda Haçlı ordusunu bozguna uğrattı. İkinci Mehmet'in padişahlığı Türk soylu Çandarlı Halil Paşa ile yeni padişahı destekleyen devşirme kökenli Zagonos Paşa ve Şahabettin Paşa arasında şiddetli bir güç çekişmesine yol açmıştı. 2. Murat'ın tahta dönmesini isteyen Çandarlı Halil Paşa el altından bir Yeniçeri ayaklanmasını destekledi ve 2. Mehmet'i tahttan çekilmek zorunda bıraktı. 2. Murat Edirne'ye dönerek Mayıs 1446'da yeniden tahta geçti. Mehmet Sancakbeyi olarak Zagonos Paşa ve Şahabettin Paşa ile birlikte Manisa'ya döndü. Bu dönemde Mehmet 1448 ve 1450'deki Arnavutluk seferlerine katıldı. Babası ölünce de 18 Şubat 1451'de Edirne'de ikinci kez tahta çıktı. İkinci Mehmet tahta çıktıktan sonra Çandarlı Halil Paşa'nın sadrazamlığına dokunmadı. Onun genç yaşta padişah olmasından dolayı yeniden umutlanan Karamanoğulları hemen harekete geçerek Seydişehir ve Akşehir'i ele geçirdiler. Bizans'ta Papa'ya başvurarak yeni bir Haçlı seferi düzenlenmesini istedi ama olumlu yanıt alamadı. İkinci Mehmet padişah olduktan sonra ilk iş olarak devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliği'ne karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih, İstanbul'un fethini düşündüğü için onu bağışladı. İkinci Mehmet, büyük gayesini gerçekleştirmek için Macarlara, Sırplara ve Bizanslılara karşı yumuşak davranıyordu. Amacı Haçlıların birleşmesini önlemek, onları tahrik etmemek ve zaman kazanmaktı. Bin yıllık tarihinin sonuna gelmiş olan Bizans, küçüle küçüle sadece İstanbul şehrinin sınırları içinde hüküm süren bir devlet durumuna düşmüştü. Ancak buna rağmen Bizans'ın varlığı Balkanlardaki Türk hakimiyeti açısından tehlikeli oluyordu. Bizans imparatorları Anadolu'daki çeşitli siyasi güçleri Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaktan geri kalmıyorlardı. Hatta zaman zaman Osmanlı şehzadeleri arasındaki tat kavgalarına karışıp devletin iç düzenini bozuyorlardı. İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altına girmesi, ticari ve kültürel yönden önemli bir avantajın ele geçirilmesi demekti. Boğazlar tam anlamıyla kontrol altına alınacak ve bu sayede Karadeniz ticaret yolları ele geçirilmiş olacaktı. Karamanoğulları meselesini çözen Fatih, İstanbul'un fethi için gerekli hazırlıklara başladı. İstanbul, Schulenberger'in ifadesine göre babası 2. Murat'ın vasiyetiyle kendisine tavsiye edilmiş ve atası bütün sultanların zihinlerini işgal etmiş olan bu büyük girişimi gerçekleştirmek isteyen Sultan Mehmet, devamlı olarak bu fethi nasıl gerçekleştirebileceğini düşünüyordu. Bu şehrin fethi Osmanlı'ya sadece yeni bir başkent kazandırmayacak, aynı zamanda devletin Avrupa'daki topraklarının da garantisi olacaktı. Egemenlikleri altındaki ülkelerin merkezinde ve Avrupa-Asya geçidi üzerinde bulunan bu yeni başkent ellerinde olmadan Türklerin kendilerini güvenlik içinde hissetmeleri imkansızdı. Türkleri tedirgin eden Rumlar değil, Hristiyanların birleşerek İstanbul gibi bir üstten harekete geçmeleri ihtimaliydi. Sultan Mehmet, Konstantiniyye'yi ele geçirmek suretiyle müjdeli emir olmak ve Osmanlı Asya'sıyla Avrupa'sını birbirine bağlayıp devletin doğal sınırlarını, coğrafi ve siyasi birliğini sağlamak istiyordu. Hammer, hükümdara bu düşünceyi gerçekleştirme imkanını veren olayları şu ifadelerle dile getirir. Bizans İmparatoru Konstantin, mevsimsiz olarak ve maharetsizce bir hareketle padişahın fethi arzusunu hemen
Kur'an uygulamasını süratlendirecek davranışlarda bulundu. Mehmet, Anadolu'da İbrahim Bey tarafından saçılmış olan nifak tohumlarını gidermeye çalıştığı sırada Bizans elçileri ordugaha gelerek Orhan'a tahsis edilmiş olan paranın hemen ödenmesini istemişler ve belirtilen paranın iki misli olarak verilmeyecek olması halinde şehzadenin serbest bırakılacağını tehdit edici bir dille beyan etmişlerdi. Bizans'ın bu tehdidinin sonu da gelmeyecekti. Zira işi şantaja götürmek demek olan bu istek Osmanlıları devamlı surette rahatsız edecekti. Gerçekten Karaman Seferi sırasında İmparator Konstantin ve Senato bu seferi fırsat bilerek gönderdiği elçilerle Şehzade Orhan'a verilen tahsisatın arttırılmasını ve şayet bu yapılmazsa Şehzade-i Rumeli'yi salınacağını da tehdit olarak bildirmekteydiler. Gelen elçilerin önce Vezir-i Azam'ı görerek arzularını bildirmeleri protokol gereği olduğundan elçiler imparatorun teklifini Çandarlı Halil Paşa'ya bildirdiler. Bunu öğrenen Çandarlı Halil Paşa anlaşmaya aykırı hareketlerinden dolayı ağır sözler söyleyerek elçileri tehdit ettikten sonra şimdi Anadolu'ya sefer ettiğimizi ve Frikya'da bulunduğumuzu gördüğünüzden istifade ederek adetiniz olduğu üzere uydurduğunuz sözlerle bizi korkutmak istiyorsunuz. Biz çocuk değiliz. Elinizden ne gelirse yapınız. Orhan'ı Trakya'ya padişah yapmak istiyorsanız hiç durmayın. Macarları da getirmek istiyorsanız davet ediniz. Yalnız şunu biliniz ki hiçbir şeye muvaffak olamayacaksınız. Aksine ellerinizdekini de kaybedeceksiniz. Mamafi söylediklerinizi padişahıma arz edeceğim. O ne der ve nasıl arzu ederse o olacaktır diyerek durumu 2. Mehmet'e bildirdi. Hükümdar, imparator ve senatonun bu istekleri karşısında hiddetlenecekti fakat uygun zaman beklediği için elçileri güler yüzle karşılamıştı. Elçilere yakın zamanda Edirne'ye döneceğini ve orada görüşerek arzularını yerine getireceğini söyledikten sonra onları tatlı dil ve ümitli bir şekilde geri gönderdi. Mehmet, gerek dedelerinin ve gerekse babasının girişmiş oldukları büyük ve cüretli teşebbüsü gerçekleştirmek istiyordu. İstanbul başka bir devletin elinde kaldıkça Osmanlı ülkesi Hristiyan istilasına açık bulunacağı gibi Avrupa ile Asya arasındaki bağ da emniyeti anlamazdı. Varna Savaşı'na gidilirken Çanakkale'nin ve hatta Sarayburnu ile Boğaz'a doğru olan yerlerin düşman tarafından tutulmuş olması, bu arada İstanbul'un da düşmanı teşvik eden imparatorun elinde bulunması yüzünden büyük tehlikeler altında Ceneviz gemilerine 40 bin duka altın verilerek Rumeli sahiline geçilebilmişti. İstanbul'un fethinden başka bir şey düşünmeyen 2. Mehmet, bütün planlarını onun üzerine kuruyordu. Bunun için atılan ilk adım Boğaz Kesen Hisarı'nın inşası oldu. Osmanlıların iki kıta arasındaki gidip gelmeleri sırasında tehlikelerle karşı karşıya gelmelerinin kazandırdığı tecrübeler, henüz kuvvetli bir donanmaya sahip olmayan bu devlet için İstanbul'a sahip olmaktan başka çare olmadığını ortaya koymuştu. Zira tehlikeli durumlar ancak bu sayede atlatılabilirdi. Böylece padişahın emri üzerine Karadeniz'den gelecek her türlü yardıma mani olmak ve iki sahil arasında karşıdan karşıya geçmeyi sağlayabilmek için Boğaz Kesen Hisarı denilen Rumeli Hisarı'nın yapılmasıyla işe başlandı. Sultan Mehmet, Karaman Seferi'nden Edirne'ye döner dönmez Anadolu ve Rumeli'ye fermanlar göndererek 1000 kişilik bir inşaat ustası kadrosuyla aynı miktarda işçi ve kireççi istediği gibi inşaata ait malzemenin ilkbahara kadar hazırlanmasını emredip Boğaz'da bir hisar yaptırılacağını bildirmişti. Sultan Mehmet'in kale yaptırmak istediği mevki, Bizanslıların Hermenium Promontorium dedikleri Boğaz'ın en dar yeri olup Pers Kralı Dara muazzam ordusuyla buradan Avrupa kıtasına geçmişti. Hisarın yapılmasıyla ilgili hazırlıklar üzerine telaşa düşen imparator, Edirne'ye elçiler gönderdi. Bunlar aldıkları talimat gereği Şehzade Orhan'ın tahsisatından bahsetmeyecekler ve padişahla anlaşabilmek için her fedakarlığa katlanacaklardı. Sultan Mehmet, imparatorun gönderdiği elçiler vasıtasıyla söylenilen şeyleri dinledikten sonra ben şehirden bir şey almıyorum. İmparator şehrin hendeğinden dışarı hiçbir şeye malik değildir. Şayet Boğaz'da bir kale inşa etmek istersem beni men etmeye hakkınız yoktur. Her yer benim mülküm altında bulunuyor. Anadolu yakasında bulunan kaleler benimdir ve bunların içinde oturanlar da Türklerdir. Macar kralı üzerimize yürüdüğü zaman o karadan gelirken Franklerin kadırgaları Gelibolu boğazını kapatarak babamın Trakya'ya geçmesine mani oldular. O zaman babam mukaddes ağızın yukarısına çıkarak babasının inşa ettiği kaleye yakın bir yerden Allah'ın inayeti sayesinde kayıklarla boğazı geçti. Babamın boğazı geçmek için ne zorluklara katlandığını ve ne sıkıntılara girdiğini pekala bilirsiniz. Babamın İstanbul boğazını geçmesi için imparatorun kadırgaları keşiflerde bulunuyorlardı. Ben daha çocuktum. Edirne'de oturuyor, Macarların gelmelerini bekliyordum. Macarlar Varna civarındaki yerleri yağma ediyorlardı. Bunları gören imparatorunuz seviniyordu. Müslümanlarsa ızdırap çekiyorlardı. Boğazı geçen babam karşı tarafa geçer geçmez Anadolu kıyısında bulunan kalenin karşısına batı tarafında bir kale yaptıracağına yemin etti. O bu yemini yerine getirmeye muvaffak olamadı. Allah'ın inayetiyle bunu ben yapmak istiyorum. Neden buna mani olmak istiyorsunuz? Memleketimde istediğimi yapmaya gücüm yetmeyecek mi? Gidiniz ve imparatora deyiniz
eski, şimdiki padişah eski padişahlara benzemiyor. Onların yapamadıkları şeyleri bu kolayca yapabilecektir. Onların istemedikleri şeyleri bu isteyecek ve yapacaktır. Şimdiden sonra bu husus için gelenlerin derisi üzülecektir, dedi. Rumeli Hisarı'nın yapılması hazırlıklarına 1451-52 kışında başlanmıştı. Mart ayının sonlarına doğru Rumeli tarafına Anadolu Hisarı'nın karşısına bol miktarda inşaat malzemesi, usta, amele ve kireççi geldi. Keresteler İzmit'le Karadeniz Ereğlisi'nden, taşlarsa Anadolu tarafından getirilmişti. Çalışmak üzere çok sayıda insan gelmişti. Sultan Mehmet bu sırada karayoluyla Boğaz'a gelerek bilirkişilerle o bölgeyi gezdi. Denizin akıntısı hakkında bilgi aldı. İki sahil arasındaki mesafeyi ölçtürdü. Kalenin yapılacağı sahayı kendisi tayin etti ve hududunu tespit ettirdi. Kaynaklar Rumeli Hisarı'nın bizzat Sultan Mehmet'in idaresinde 1000 kadar usta ve onun 2 misli işçi çalıştırılarak 4 ay gibi çok kısa bir zamanda tamamlandığını belirtmektedirler. Bununla birlikte inşaatın bütün mekan ve safhalarında çalışanların sayısının az önce belirttiğimizden daha fazla olduğuna işaret edilmektedir. 21 Mart 1452'de inşaatına başlanan Boğaz Kesen Hisarı 5-6 bin kişinin çalışması sonucunda Temmuz ayının sonlarında tamamlandı. Hisarın inşaatı sırasında deniz tarafından gelebilecek bir saldırıya uğramamak için Gelibolu Tersanesi'ndeki donanmadan 30 kadar savaş ve bir hayli nakliye gemisi Boğaz'a getirilmişti. Bu yeni kaleye top ve topçular kondu. Böylece karşı karşıya bulunan iki hisar sayesinde Boğaz geçişleri kontrol altına alınmış oldu. Hisarın komutanlığına Firuz Ağa'yı tayin eden hükümdar, onun mahiyetine 400 yeniçeriyle silah ve cephane verdi. İstanbul'un fethedilmesine karar verildikten sonra beyler beylerine, sancak beyleriyle subaşlarına ve askerlikle ilgili olanların tamamına ahkam-ı şerife yazılarak bahara kadar hazırlanmaları ve savaşa katılmak üzere toplanmaları emredildi. Bu sebeple Rumeli ile Anadolu'daki Osmanlı şehir ve kasabalarında çalışmalara başlandı. Fakat Gelibolu ile Edirne'deki faaliyetler hepsinden daha fazlaydı. Gelibolu'da tezgahlara yeni yeni gemiler konuyordu. Bu arada bakır zırhlı gemilerin de yapılmasına itina gösteriliyordu. Kritavulos, genç hükümdarın bu faaliyetlerinden bahsederken şunları söylüyor. Bir taraftan yeni gemiler inşa ediliyor, öbür taraftan da zaman aşımı yüzünden tamire muhtaç olanları da tamir ettiriyordu. Bu gemilerin bir kısmı zırhlı olarak yapılmıştı. 30 ve 50 çift kürekle süratli bir şekilde hareket eden hafif gemilerde yaptırdı. O, gerek yeni gemi inşaatı, gerekse tamir konusunda hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Bundan başka o, ülkesinin kıyılarında bulunan gemileri toplayıp onlara komutan, dümenci ve diğer görevlileri yerleştirdi. Gerek savaş, gerekse kuşatma için kara ordusundan çok deniz kuvvetlerine önem verdiğinden bu ordunun daha iyi ve itinalı seçilmesine gayret etti. Komutası Gelibolu valisi Baltoğlu Süleyman Bey'e verilmiş olan bu donanma, 1453 baharında Gelibolu'dan İstanbul'a doğru hareket etti. Edirne'de bulunan Fatih Sultan Mehmet'in yakından ilgilendiği başka bir konu daha vardı. Bu da orduyu toplarla donatma işiydi. Tarihte bir topçu parkına sahip olan ilk hükümdarın Fatih olduğu belirtilmektedir. Gerçi topun bir savaş silahı olarak kullanılması İstanbul'un kuşatmasıyla birlikte başlamış değildi. Fakat o tarihe kadar toplar, çapları ve sayıları itibariyle fazla bir şey ifade etmiyorlardı. Fatih Sultan Mehmet bu silahın tahrip gücüne ve büyüklüğüne inandığı için o tarihe kadar görünmeyen sayı ve çapta top yapılmasına önem verdi. Büyük çapta topların yapılma işini Urban adındaki Macarla Türk mimarlarından Müslihittin ve mühendis Sarıca üzerlerine aldılar. Sarıca büyük bir top dökmeye muvaffak oldu. Urban da çok büyük çapta bir top yapabileceğini fakat gülle yapmasını bilmediği için bu işe karışmayacağını söyledi. Bunun üzerine padişah mermi işini bizzat üzerine aldı. İkinci Mehmet İstanbul kuşatmasında çok büyük rol oynayacak olan bu topların en ince ayrıntısına kadar bütün hesap ve planlarını kendisi yaptığı gibi resimlerini de bizzat çizmişti. Kendi nezareti altında döktürmüş olduğu toplardan biri çok büyüktü. Büyük emek ve masraflarla yapılan bu toplara şahi deniyordu. Bu toplarla atılan gülleler Karadeniz sahillerinden getirilen kara bir taştan veya yuvarlak hale getirilen mermerlerden yapılıyordu. Anadolu ve Rumeli'de beyler beyleriyle sancak beyleri gerekli miktarda askeri topluyor, teçhiz ediyor ve belirlenen zamanlarda yerlerinde bulunmalarını sağlamak için çalışıyorlardı. Anadolu askerleri Boğaz'ın doğu sahilindeki Beykoz'un üstündeki ormanlıklarda toplandılar. Fatih bunları karşıya geçirmek üzere Beykoz, Kilyos ve Fenerbahçe'de dalyanları bulunan Rallis Petropoulos adındaki Rum'a emir verdi. Petropoulos bu emri iki gemisiyle askerleri ve mühimmatı karşıya geçirmek suretiyle yerine getirdi. Genç hükümdar kuşatma boyunca İstanbul'da yapılabilecek bütün yardımlara mani olmak için her çareyi düşünüyor ve her tedbire başvuruyordu. Bu maksatla Turhan Bey ile oğulları Ahmet
Ahmet ve Ömer beyleri Mora topraklarına akınla görevlendirdi. Çünkü Mora'da Bizans İmparatoru'nun kardeşleri Dimitrios ve Thomas hüküm sürmekteydiler. Fatih, İmparator Konstantin'in bunlardan yardım istediğini öğrenmişti. Bu sebeple Turhan Bey 1 Ekim'de sefere çıktı. Osmanlı hücumları despotların kuvvetlerini yok ederek onlara göz açtırmadığı gibi Bizans tarafından beklenen yardımın gelmesine de engel olmuşlardı. Bu arada Şubat 1453'te hükümdarın emriyle Dayı Karaca Bey, İstanbul civarındaki Rum kasabalarını teker teker ele geçirdi. Bu kasabalar Karadeniz sahilindeki Misivri, Ahyolu, Vize ile Ayastefanos'tu. Bigados da kendiliğinden teslim oldu. Hükümdar savaşla ilgili bütün tedbirleri aldıktan ve bütün hazırlıklarını tamamladıktan sonra 23 Mart 1453 günü Edirne'den hareket etti. Keşan mevkiinde mola veren hükümdar Çanakkale Boğazı'ndan geçecek olan Anadolu kuvvetlerinin gelmesini bekledi. Keşan'da kendisine katılan bu orduyu alan padişah yoluna devam ederek 5 Nisan'da İstanbul surları önüne geldi. Ertesi gün yani 6 Nisan Cuma günü de şehri kuşatma altına aldı. Takriben 2 ay sonra Fatih diye anılacak olan Mehmet'in orduları İstanbul surları önünde göründükleri zaman Katolik Hristiyan dünyası, Katolik ve Ortodoks kiliselerinin birleşmesi gerektiğini, bu birleşme için bundan daha iyi bir zamanın olamayacağını düşünüyor ve ancak bu sayede Bizans'a yardım yapılabileceğine inanıyordu. Bu yardımla Katolik Kilisesi, Ortodoks Kilisesi'nin asimile edip tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyordu. İmparator, Avrupa'dan yardım alabilmek için Papa tarafından şart koşulan Katolik Kilisesi ile birleşmeyi kabul etmiş, onun gönderdiği Kardinal Isidor vasıtasıyla Ayasofya'da ayin yapılmıştı. Bu hareket, Hristiyan Ortodoks mezhebine bağlı olan halkta büyük bir nefret uyandırmıştı. Latinlere karşı olan bu nefretin kökleri çok eskilere dayanıyordu. 1204'teki Latin istilasının acı hatıraları halkın hafızasından daha silinmemişti. Şehirde yaptıkları yağma ve Rumlara yapılan işkencelerle onları her türlü haktan mahrum edişleri henüz unutulmamıştı. Bu istila sırasında İstanbul'daki abidelerin çoğu tahrip edilmiş, mezarlar soyulmuş, birçok eser mahvolmuş ve Türk fethine kadar bu facianın izi silinememişti. Bu şekilde tahribata karşılık Türklerin hoşgörüsü biliniyor, Osmanlı hükümdarlarının vicdan hürriyetine, din ve mezhep serbestisine verdikleri mana fark ediliyordu. Rumlar her mezhepten Hristiyanların mal, can ve din hürriyetine sahip olarak Osmanlı ülkesindeki rahat hayatlarına gıptayla karışık bir hayranlıkla izliyorlardı. Osmanlıların gayrimüslim vatandaşlarına verdiği büyük rahatlık ve kazanç imkanları da bunlara ilave edilince bazı Bizanslılarca Osmanlı idaresi bir nimet ve kurtuluş olarak görülüyordu. Bu anlayışın bir sonucu olarak imparatordan sonra en yüksek dereceli devlet adamı olan Grand Duke Notaras, Konstantinopolis'te kardinal şapkası görmektense Türk sarığı görmeyi tercih ederim diyordu. Makamından uzaklaştırılan eski Patrik Genadios da Ortodosluk için en iyi tercihin bu olduğuna inanıyordu. Cuma namazından sonra kuşatmaya başlanılmasını emreden hükümdar maddi kuvvet kadar manevi kuvvetin de tesirine inanıyordu. Bu sebeple sultanın etrafında ulema ve bunların öğrencilerinden meydana gelen bir halk da bulunuyordu. Bunlar asker arasında gaza ve cihadın faziletinden bahsederek onları fethi için teşvik ediyorlardı. Bizans surları önünde saf tutan Osmanlı ordusunda piyadeler sağlı sollu ayrılmış, arka ve yanlara süvariler konmuştu. Kısa bir zaman içinde kuşatma için mevki alan ordu hazırlıklarını yürütürken 2. Mehmet, Bizans İmparatoruna Mehmet Paşa'yı, başka bir rivayette de İsfendiyaroğlu İsmail Bey'i elçi olarak gönderip, şayet teslim olursa halkın mal ve canının güvenlikte bulunacağını, isteyenlerin bütün eşyasıyla birlikte arzuladıkları yere gidebilmekte serbest olacaklarını, aksi takdirde savaş hukukunun gerektirdiği şeylerin yapılacağını bildirdi. Bu teklifin reddedilmesi üzerine kuşatma hareketine hız verildi. Şahi denilen büyük top, günümüzde Topkapı denilen yerde mevzilendirildi. 12 Nisan'da Şafak'la birlikte topçu bataryaları ateşe başlayarak surlar bombardımana tutuldu. Bu bombardımanların çok ustalıkla yapıldığı, nokta atışlarıyla surlardaki bir üçgen dövülerek zedelenen kenarların üzerine ve ortasına yapılan top darbeleriyle büyük gedikler açıldığı rivayet edilmiştir. Bu arada 20 Nisan'da buğday yüklü bir Bizans gemisiyle 4 Ceneviz gemisi, Baltoğlu Süleyman Paşa'nın bütün gayretlerine rağmen Lodos ve Boğaz'daki akıntı sebebiyle Haliç'e girmeyi başardılar. Bu başarı Bizans'ta büyük bir ümit ve sevinç uyandırdı. Bu gemilerin Batılılar tarafından gönderilen donanmanın öncüleri olduğu söylentisi yayıldı. Düşman gemilerinin Haliç'e girmesi üzerine hışımla atını denize doğru süren ve kaftanı ıslanıncaya kadar denize girmiş olan genç hükümdar, bu durumu hazmedemeyerek Baltoğlu'nu komutanlıktan alıp onun yerine Hamza Bey'i tayin etmişti. Sultan, bütün vezir ve komutanların katıldığı bir divan topladı. Orada Çandarlı'yla ona tabi olanlar, ortaya çıkan durumdan istifadeyle imparatorla müzakerelere girişilmesi ve kuşatmanın kaldırılması fikrini tekrar ortaya attılar. Vaziyeti, Çandarlı Halil Paşa'nın eski rakibi ve fetih fikrinin kuvvetli savunucusu Zagonos Paşa kurtarmıştı.
çalıştı. Şahabettin Paşa ve Koca Turhan Bey ile Akşemseddin'in ve Sultan'ın hocası Ahmet Gürani'nin yardımlarıyla bu görüşü yenmeye ve savaşa devam azmini yenilemeye başarmışlardı. Bizans'ın Haliç tarafından zorlanması için limana girişi mani olan zincirin kırılması denenmişse de başarı sağlanamamıştı. Bunun üzerine donanmanın Haliç'e karadan geçirilmesi genç hükümdar tarafından düşünülmüştü. Bizans Rumları arasında da gemilerin karadan yüzdürüldüğü görülünceye kadar İstanbul'un zaptının kimseye nasip olmayacağı konusunda bir inanç ve anlayış bulunduğundan kuşatılanların bütün ümitlerini kırmak için bu işe girişildi. O sırada Galata, Cenevizlilerin elinde bulunuyordu ve ayrı bir kalesi vardı. Buranın sakinleri Türklerle dost olmakla beraber geceleri de Bizanslılara yardım etmekteydiler. Haliç'e denizden girmenin imkansızlığı yüzünden 50-70 kadem uzunluğundaki 15-22 sıra kürekli 70 kadar gemi 22 Nisan gecesi sabaha kadar Haliç'e geçirildi. Bu sevkiyat yapılırken Beyoğlu tepelerine yerleştirilen bataryalarla Haliç'teki Bizans donanması taciz edilip hareketsiz bırakıldığı gibi surların etrafında da bombardımana devam edilip esas faaliyet iyi bir şekilde gizlenmişti. Sabahleyin 70 parça kadar geminin Haliç'te yelken açtığını gören Bizanslılar hayret ve endişeyle bu manzarayı seyretmeye başlamışlardı. Bu şekilde karadan gemi yürüterek denize indirme tekniği büyük bir başarıydı. Fatih bununla da kalmadı. İhtiyaç karşısında büyük dehasının yeni bir keşfini de ortaya koydu. Havan topları döktürdü. Onların balistik hesaplarını bizzat yaparak tecrübelerinde bulundu. Beyoğlu sırtlarından ve Galata surlarından aşırtma atışlarla Haliç'teki düşman gemilerini batırmaya başladı. Böylece yeni bir cephe açılması ve Bizans'ın her taraftan sıkıştırılması imparatoru en ağır şartları kabul ederek barış teklifinde bulunmaya zorladı. Fakat Fatih imparatorun gönderdiği elçilere ya ben Bizans'ı alırım ya Bizans beni diyecek kadar fetih işinde azimli olduğunu ve teslimden başka bir teklifi kabul etmeyeceğini bildirmişti. Gemilerin Haliç'e indirilmesinden sonra Defterdar'la Kumbarahane iskelesi arasında 1000 kadar duba üzerine 5 askerin yan yana yürümesine imkan verecek ve top geçirebilecek şekilde muntazam, sağlam döşemeli bir köprü yapıldı. O dönem tekniğinin bir harikası kabul edilen bu köprü, Rumların maneviyatını yeniden ve esaslı bir şekilde sarstı. Fatih Sultan Mehmet'in kuşatma sırasında karşılaştığı ikinci önemli olay, Mayıs sonlarına doğru kendisini göstermişti. Hemen hemen bütün kaynakların belirttiğine göre o günlerde Osmanlı ordugahında Batı hükümdarlarının birleştikleri, Hünyedi'nin şehri kurtarmak üzere kuvvetli bir orduyla yolda olduğu ve büyük bir Haçlı donanmasının Eğriboz'a veya Sakız Adası'na ulaştığı iddiaları yayılıp büyük bir endişeye sebep oldu. Tekrar mırıldanmalar başladı. Başından beri kuşatmaya karşı gibi görünen Çandarlı haklı çıkacak gibiydi. Gerçekten Venedik 7 Mayıs'ta hazırladığı bir donanmayı Loredano komutasında Ege'ye göndermişti. Papa da kendi hesabına 5 kadırga donattırıp yola çıkarmıştı. Öbür tarafta Karamanoğlu, Venediklilere verdiği söz üzerine İstanbul surları önünde herhangi bir gevşeme halinde harekete geçmeye hazır bulunuyordu. Kuvvetli bir casus şebekesine sahip olan 2. Mehmet'in bu faaliyet ve hazırlıklardan habersiz kalmasına imkan yoktu. Bir gecikme sonucu çok tehlikeli ve kötü neticeler doğurabilirdi. İstanbul kuşatmasının sonlarına doğru bir Macar heyeti Osmanlı karargahına geldi. 2. Mehmet bu heyet vasıtasıyla Hünyedi'nin naiplikten çekildiği ve Ladislas'ın kral olduğunu öğrenmişti. Bu yüzden Hünyedi, Sultan Mehmet'le 3 seneyi kapsayacak şekilde yapmış olduğu mütarekenin ahitnamesini geri istiyordu. Zira idareyi genç krala devretmekle imzalamış olduğu ahitnamenin geçersiz olduğunu belirtmişti ve bu yüzden onu geri isteyerek Osmanlı hükümdarının ahitnamesini de iade ediyordu. Macar heyeti, Vezir-i Azam ve onun yanında bulunan iki vezirle görüştüler. Elçi, efendisinden aldığı talimat üzerine padişahtan İstanbul kuşatmasının kaldırılmasını istemişti. Aksi takdirde Macarların Bizans'ın lehinde hareket edip onların yanında yer alacaklarını bildiriyordu. Macar elçilik heyeti, Batı devletlerine ait bir filonun da Bizans'a yardıma gelmekte olduğunu söylemişti. Macar elçisiyle olan görüşme genç hükümdara bildirilmişti. Macarların Rumlara yardım edeceklerine dair olan tehdidi ve bir Batı filosunun yardıma geleceği sözleri Sultan Mehmet'i düşündürüyordu. Bunun üzerine 27 Mayıs akşamı bir meclis toplayarak vaziyeti görüştüler. Vezir-i Azam Halil Paşa daha önce görmüş olduğu 3 Haçlı seferinin tehlikelerini yakından bildiği ve Batı Hristiyanlarının yeni bir Haçlı seferi düzenlemelerinden korktuğu için imparatorun ağır bir vergiye bağlanarak kuşatmanın kaldırılmasını teklif etti. Özellikle Hristiyan Batı'nın birleşerek Müslüman Türkleri Balkanlardan atmak üzere harekete geçebileceklerini, bunun da daha büyük bir felakete sebep olacağını söyledi. Zira o Yıldırım Bayezid'in akıbetini Izledi, Varna ve 2. Kosova savaşlarını hatırlıyordu. Buna karşılık Zaganos Paşa İstanbul'a yardım yapılamayacağını, Batı devletleri arasındaki rekabetin bu yardıma engel olacağını, yardım yapılsa bile önemli olamayacağını söyledi. Onun bu görüşüne bazı ulema ve Akşemseddin iştirak ediyorlardı. Benimsenen bu görüş üzerine genel bir hücuma karar verildi. Venedik ve Papalık donanmasının Sakız'a geldiği haberi alınmıştı. Son olarak yapılacak
hücumun neticesine kadar Macar elçisi iade edilmeyerek alıkonuldu. Bu arada kuşatmanın uzaması bazı dedikodulara sebep olmuştu. Padişah da endişeli ve sıkıntılıydı. Sultan Mehmet savaş hazırlıklarını tamamladıktan sonra şehre bir elçi göndererek imparatora şehrin menkul serveti ve yakınlarıyla terk edebileceğini bildiren bir mesaj gönderdi. İmparator bu talebi reddedince Fatih bütün orduyu tellallar çıkararak genel hücumun yapılacağı günü tespit etti. O yemin ederek askerlere şöyle söyledi: "Bu savaşta kazanç olarak yalnız şehrin binalarını ve surlarını istiyorum. Şehrin diğer bütün menkul servetini ganimet olarak size bırakıyorum." Bu sırada Osmanlı topları surları dövmeye devam ediyor, Bizanslılar devamlı meşgul edilerek yorgun bırakılıyorlardı. Fetih sabahının gecesi Türk ordusunda mum donanması denilen ateş ve ışık şenliğinin icrasıyla geçti. İstanbul'u tamamen kuşatan Türk deniz ve kara ordusunda kandiller, fenerler, meşaleler ve ateşler yakılarak İstanbul bir ışık çemberi içine alındı. Askerin hep bir ağızdan getirdiği tekbir sedaları ortalığı inletiyordu. Işık ve seslerden meydana gelen bu uğultuyu gören Bizans, önce Osmanlı ordusunda yangın çıktığını zannederek sevinecek, fakat kısa bir müddet sonra bunun bir donanma olduğunu anlayınca derin bir ümitsizliğe düşecekti. Bu sırada Bizanslılar Ayasofya'da imparatorun da hazır bulunduğu son bir ayine katılıyorlardı. Bu ayin Bizanslıların Ayasofya'da gerçekleştirdikleri son ayindi. 29 Mayıs Salı sabahı ezan ve namazdan sonra Türk ordusunun büyük ve tarihi hareketi başladı. Ordu hem kara hem de denizden bütün cephelerden harekete geçti. Toplar hep birden şehir üzerine çevrilerek ateşlendi. Etrafı kesif bir duman ve barut kokusu kapladı. İlk hamlede 2000 merdivenle 50 bin asker ileri atılmış, savaşın en şiddetli anında Akşemseddin'le Molla Gürani ateş hattına girerek askerlere önderlik edip örnek olmuşlardı. Bu sırada Ulubatlı Hasan adındaki asker, ki böyle bir kişinin yaşayıp yaşamadığı çok tartışmalıdır, tekbirlerle Topkapı Suru'na sancak dikti. Bu sırada Osmanlı sancağının surlarda dalgalandığını gören ve daha önce yaralanmış bulunan Latin komutanı General Justiniani gemisine çekilmek istedi. Kalması konusunda ısrar eden imparatora, Tanrı'nın Türklere açmış olduğu yolu takip edeceğim cevabını verdi. Bu, artık Osmanlı'ya mukavemet edilemeyeceğinin bir ifadesiydi. Bizans'ın surlardaki bayrağının indirilip yerine Osmanlı bayrağının dikilmesinden sonra ezanlar okunmaya başlanmıştı. Bu sırada şehri koruyan gruplarla birlikte Bizans imparatoru da öldürülmüştü. İmparator ayakkabısından tanınmıştı. Fatih, vatanını müdafaa için ölen bu şerefli askerin cenazesine saygı göstererek onu merasimle defnettirdi. İstanbul'un fethi genç sultan için aynı zamanda saltanatının da fethi oldu. Fatih, şehrin zaptından sonra Şehzade Orhan'ı arattı. Ölü veya diri getirene büyük mükafatlar vaat etmişti. Bizanslıların yanında kendisine karşı surlar üzerinde savaşmış olan bu Osmanlı şehzadesinin ölümüyle Yıldırım Beyazıt'ın oğulları arasındaki taht kavgası kesin olarak sona ermişti. Gerçekten de şehrin düştüğünü gören Şehzade Orhan surlardan atlayarak intihar etmişti. Osmanlı ordusunun şehre girip hakim olması üzerine bileğinin gücüyle Fatih ünvanını almaya hak kazanmış olan genç serdarın da şehre girdiği görülüyordu. Yanında emir, vezir, solak, sipahi ve yayalardan başka devlet ricali, alimler, hocalar, şeyhler, dervişler, kalendiriler ve erler bulunuyordu. Bütün bunların yanında özellikle sağında ve solunda Akşemseddin ile Akbeyik Sultan'ın bulunması dikkat çekiyordu. Fatihane bir ihtişam ve büyük tezahüratlarla şehre girmiş olan padişah, Hammer'ın da dediği gibi Hristiyanlığın doğudaki merkezini teslim almak üzere Ayasofya'nın önünde atından inmiş ve mabedin eşiğinde şükür secdesine kapanmıştı. Rivayete göre Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'da 2 rekat şükür namazıyla ikindi namazını kıldıktan sonra mabedin 3 gün içinde cuma namazı için hazırlanmasını emretmişti. Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra Bizans halkı hakkında Hristiyan dünyasında eşine rastlanmayan bir hoşgörüyle hareket etmişti. O, askerlerin mukavemet edenlerden başkasının öldürülmemesini emrederek sadece esir edilmelerini istemişti. İmparatorun cesedini buldurmuş, onu Rumlara teslim ederek inançlarına göre defnetmelerini sağlamıştı. Rumlardan şehir dışına kaçanların tekrar evlerine dönmelerine de müsaade etmişti. Fatih, fetihten sonra Galata'daki Ceneviz kolonisini de teslim alarak onlara hukuki beratlar verdi. Bu arada Fatih, Latin kilisesiyle birleşme taraftarı olmayan ve bu birleşmeye muhalefet eden Cenedius'u patriklik makamına getirmek suretiyle Ortodoksları himayesi altına almış oluyordu. Böylece Hristiyan dünyasındaki iki kilise ayrımını desteklemiş oldu. Merasimle bu yeni patriğe bir asa ve at hediye edip iltifatlarda bulundu. Böylece Fatih, Roma'ya hakim oluyordu. Bu sebeple kendisine Roma Cihan İmparatoru denilebilirdi. Bu anlayıştan hareketledir ki Roma'yı elinde bulunduran ister Müslüman ister Hristiyan olsun Roma aleminin hükümdarıydı. Bu alem hukuken onun ülkesi sayılırdı. Fatih bu hareketiyle Doğu Hristiyanlığını Katolik Roma'dan tamamen ayırıyordu. Buna kendi gücünü de katarak asırlardan beri Doğu dünyasının Roma'ya karşı gösterdiği reaksiyonu adeta yeni
bir senteze kavuşturuyordu. Gerçekten de İstanbul'u fetheden Türkler, Ortodoks Kilisesi'nin Bizans İmparatorluğu zamanındaki bütün haklarını tanımak suretiyle Rumları memnun etmiş ve onları bir türlü yanaşmak istemedikleri Katolik Kilisesi'nin nüfus ve hakimiyeti altına düşmekten kurtararak eskisi gibi kiliselerinin istiklalini emniyet altına almışlardı. İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesi Avrupa'yı ve özellikle Papa ile Napoli Krallığı'nı ve Güney Avrupa ülkelerini hayret ve dehşete düşürmüştü. Bununla beraber gerek Osmanlıların büyük bir cihat ruhuyla askeri güce sahip olmalarının etrafa verdiği korku, gerekse artık Hristiyanlık tutuculuğunun yerini tedricen de olsa akli muhakemenin almış olması yüzünden birçok devlet sesini çıkaramaz hale gelmişti. Bu sebepledir ki Papa 5. Nikola'nın yapmak istediği yeni bir Haçlı seferi için sağa sola başvurması sonuçsuz kalmıştı. Hristiyan Batı dünyasında beklenmedik bir felaket olarak kabul edilen İstanbul'un fethi, zafernamelerle İslam dünyasına bildirilmişti. Mısır, Şam, Bağdat ve diğer Müslüman şehirlerle ülkelerde merasimler tertiplenip kutlama törenleri yapılmıştı. Kahire'de bulunan Abbasi halifesinin emriyle camilerde Türk şehitlerine dua edilmiş ve Fatih'in ismi hutbelerde zikredilmişti. Bu andan itibaren bütün İslam dünyası Osmanlı Devleti'ni İslamiyet'in büyük bir temsilcisi olarak kabul etmeye başlamıştı. Bu sebeple Memlük Sultanı Fatih'e elçi göndererek kendisini tebrik etmişti. Güney Hindistan Sultanı Alaaddin, 2. Ahmet Behmen Şah da elçiler gönderip Fatih'i tebrik edenler arasındaki yerini almıştı. Kısaca Ulubatlı Hasan efsanesine değinecek olursak Profesör Doktor Necdet Öztürk şöyle söylemiştir. Ulubatlı Hasan'ın varlığı yokluğu konusu zaman zaman gündeme geliyor. Dönemin Osmanlı kaynaklarını karşılaştırmalı olarak inceledim. Ulubatlı Hasan'a ya da kuşatma esnasında surlara bayrağı ilk diken kişiye dair bir bilgi yok. Fethi en ince ayrıntısına kadar anlatan Neşri bile değinmez Ulubatlı Hasan'a. Geç dönemde ortaya çıkmıştır bu isim. Bu da sözlü kültürle o güne ulaşmış ve kaynaklara eklenmiş olabilir. O yüzden Ulubatlı Hasan yok demek de doğru değil. Meseleye şöyle yaklaşmak daha doğru olur. Mehmetçik deyince aklımıza ne geliyorsa Ulubatlı Hasan deyince de o gelmeli bana göre. Ulubatlı Hasan bilimsel olarak yok fakat toplum kültüründe var. Biz Ulubatlı'yı surlara bayrağı diken Mehmetçik olarak görüyoruz. Bu konuda Feridun Emecen ise şöyle söylemiştir. Ulubatlı Hasan vardır ya da yoktur dememek lazım. Çünkü ihtilaflı bilgiler var. Osmanlı tarihi kaynaklarında sura ilk kimin çıktığına dair bir bilgi verilmiyor. Fakat Bihişti adında bir tarihçi var. O, kendi babası olan Süleyman Bey'in ilk defa İstanbul'a giren ordu kuvvetlerinin başında olduğunu söylüyor. Tacizade de Edirne kapısına doğru olan gedikte gazilerin galip olup işlerinden 5-10'unun duvar üzerine çıkarak sancak diktiğinden ve onları gören herkesin bir anda içeri girdiğinden söz eder. Ulubatlı Hasan ismi neyse geç tarihli bir dönemde Francis'e atfedilen büyük kronikte rastlıyoruz. O da Francis'in orijinal eseri değil. Daha sonra Mora'da bir başka kişi tarafından istinsah edilmiş nüsha. Eseri genişleten bir kişi duyum üzerine bu bilgiyi de eklemiş olabilir. Surlara bayrağı ilk diken kişi için daha geç tarihlerde Mustafa ve Balaban Ağa adında iki isim daha veriliyor. Ama Ulubatlı Hasan var mı yok mu diye hakkında kesin konuşamıyorsak bunlar için de konuşamayız. Profesör Doktor Erhan Afyoncu ise şöyle söylemektedir. Ulubatlı Hasan dönemin kaynaklarında geçmez. 16. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmış bir karakterdir. Sahte Francis olarak anılan ve daha sonraki tarihlerde Francis'in eserine geniş ilaveler yapan Melisanos'un yazdığı kitapta yer alır. Francis, İstanbul'un fethini canlı olarak yaşamış, 1401 ve 1477 tarihindeki hadiseleri anlatan bir kitap kaleme almıştır. Eğer Ulubatlı Hasan diye biri olsaydı, onun eserini genişleten Melisinos değil, Francis'in kendisi yazardı. Fatih dönemi kaynaklarında surlara ilk çıkan kişilerle ilgili farklı bilgiler var. Arnavut Devşirme Balaban Bey de onlardan biri. Osmanlı dönemi fetih kutlamalarında onun adı ön plana çıkarılıyordu. İkinci Meşrutiyet dönemi fetih kutlamalarında da onun adı vardı. Bu yüzden surlara ilk çıkan Ulubatlı değil, Balaban Çavuş'tur muhtemelen. Konumuza geri dönersek, İstanbul'un fethi bir bakıma Fatih için saltanatın da fethi olmuştu. Bu sırada Fatih, çeşitli sebeplerden dolayı kendisine kızdığı Çandarlı Halil Paşa'yı vezir-i azamlıktan azletmişti. Zira onun hakkında ortada çeşitli söylentiler dolaşıyordu. Hatta Bizans'la işbirliği yaptığına dair rivayetler de vardı. Bizans Tarihi adlı eserinde Dukas, fetihten sonra Fatih'le Notaras arasındaki konuşmayı verirken şunları söyler. Büyük Duka gelip etek öptükten sonra padişah ona dedi ki, şehri teslim etmemekle iyi bir iş yapmadınız. Bak ne kadar zararlar, ne kadar hasarlar yapıldı, ne kadar kimse esir oldu. Duka buna cevap olarak, efendim sana şehri verecek kadar salahiyetimiz yoktu. Hatta imparatorun bile böyle bir salahiyeti yoktu. Bundan başka senin adamlarından bazıları da sözle ve mektuplarla imparatora haberler göndererek, korkma padişah size tahakküm edemeyecektir diyorlardı. Fatih söylenen bu sözleri Halil Paşa'ya atfetti. Bu yüzden azledilen Çandarlı Halil Paşa kısa bir müddet sonra idam edilecekti. Paşa vasiyetnamesinde bütün mal varlığının padişaha ait olduğunu bildirmekle birlikte malları mirasçılık
karşılarına bırakılmış, sadece nakit paralarına hazine adına el konulmuştu. Genç hükümdar İstanbul'u bir Müslüman Türk şehri haline getirmek için Anadolu'dan getirdiği Türk ailelerini vergilerden muaf tutmak suretiyle iskan edip şehrin yeniden canlanmasını sağladı. İstanbul'un Müslüman Türk şehri haline getirilebilmesi için her imkanı değerlendiren Fatih, bu yeni gelenlere çeşitli kolaylıklar sağlamaya başladı. O, İstanbul'un iskanı için Anadolu'nun muhtelif yerlerinden sanat sahipleriyle muhtelif sınıflarına mensup Türk nüfusunu buraya getirtip iskan ettiriyordu. İlk önce 5000 aile getirildi. Daha sonra değişik tarihlerde Karadeniz sahilleriyle Karaman, Aksaray, Eğirdir, Bursa, Manisa, Tire, Çarşamba, Kastamonu, Samsun, Sivas ve İzmir gibi yerlerden gelen Türk aileleriyle İstanbul kısa bir zamanda hüviyet değiştirerek bir Türk şehri haline geldi. Kendisinin Roma'nın varisi olarak görmeye başlayan Fatih Sultan Mehmet, dünya hakimiyetini kurabilmek için yönünü batıya çevirmeye karar verdi. Onun bu karara varmasında şüphesiz Osmanlı Beyliği'nin ilk kuruluşundan itibaren fetih hareketlerini istisnalar hariç batılılar üzerine yapmaları etkili olmuştur. Zaten küçük bir beyliğin kısa zamanda devletleşip imparatorluğa dönüşmesinde bu stratejinin büyük etkisi olmuştur. Bu konuda diğer bir etken de Fatih Sultan Mehmet'in yanında bulunan yabancı danışmanlardır. Bunlardan biri olan Trapezuntios, 1466'da Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı bir mektupta "Kimse şüphe etmez ki sen Romalıların imparatorusun. İmparatorluk merkezini hukuken elinde tutan imparatordur ve Roma İmparatorluğu'nun merkezi de İstanbul'dur" demekteydi. Kaynaklarda bu mektuptan daha ilginç bir mektup var ki o da Papa 2. Pius'un Fatih Sultan Mehmet'i Hristiyanlığa davet eden mektubuydu. Bu mektupta Papa Fatih'e Hristiyanlığı kabul ederse meşru imparator sıfatıyla dünyanın en güçlü hükümdarı olacağını, kendisine Greklerin ve Doğu'nun imparatoru unvanını vereceğini, kuvvetle elde tuttuğu ve haksızlıkla savunduğu şeyin hukuken kendi malı olacağını, bütün Hristiyanların kendine saygı göstererek sorunların çözümü için hakem tanıyacaklarını, kendisinin Roma Kilisesi'nin haklarına karşı gelenler hakkında onun kuvvetine başvuracağını yazıyordu. İstanbul'un fethi çok önemli sonuçları da beraberinde getirdi. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinden sonra batıdaki hakimiyeti pekiştirmek, sınırları genişletmek ve Hristiyan birliğini bozmak amacıyla Avrupa üzerine çok sayıda seferler düzenledi. Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Venedik, İtalya ve Macaristan seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu Avrupa'daki hakimiyetini pekiştirdi. Sırbistan Krallığı tamamen ortadan kaldırılıp Osmanlı sancağı haline getirildi. Mora tamamen fethedildi. Eflak, Osmanlı eyaleti yapıldı. Bosna tekrar Osmanlı hakimiyetine alındı. Arnavutluk ele geçirildi. 16 yıl süren Osmanlı-Venedik deniz savaşları sonunda Venedik barış imzalamayı kabul etti. İtalya'ya yapılan sefer sırasında Roma'nın fethi açısından çok önemli bir merkez olan Otranto fethedildi. Fatih Sultan Mehmet Karadeniz'e de hakim olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlerin İslam dünyasının aleyhine yaptıkları esir ticaretini önlemek, İstanbul'a gelen ticari malların taşınmasında esas rolü oynayan Kırım'ın sahillerini ele geçirmek ve Karadeniz'i bir Türk gölü haline getirmek amacıyla hareket eden Fatih, işe 1459'da Amasra'yı fethederek başladı. 1460'da Candaroğulları Beyliği'ne son verildi. 1461'de Trabzon'un, 1475'te de Kırım'ın fethiyle Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Bu sayede Karadeniz'deki Ceneviz üstünlüğü sona erdi ve İpek yolunun tüm denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti. İstanbul'un fethinden sonra değineceğimiz diğer savaş Otlukbeli Savaşı. 11 Ağustos 1473'te Tercan yakınlarında Otlukbeli mevkinde meydana gelen bu savaş, Osmanlıların Anadolu'daki birlikleri sağlama mücadelesi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'da Rum Devleti'ni ortadan kaldırmasından ve Orta Anadolu'da Karamanoğulları üzerinde hakimiyet tesis etmesinden sonra doğudaki en güçlü rakibi, o sıralarda İran ve Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmına sahip olan Diyarbakır-Tebriz merkezli Akkoyunlu Devleti olmuştu. Akkoyunluların başında bulunan Uzun Hasan, Anadolu'da Timur'un siyasetine benzer faaliyetlerde bulunuyordu. Osmanlılarla savaş halindeki Venediklerle de diplomatik ilişki kurmuştu. Venedik, 1463'te Osmanlı Devleti ile savaşa girince Uzun Hasan da arka arkaya elçiler gönderdi. Akkoyunlu elçileri de Venedik'e giderek görüşmeler yaptı. Ayrıca Macaristan, Rodos Şövalyeleri ve Kıbrıs Krallığı'yla da Osmanlı aleyhine ittifak çalışmalarında bulundular. Uzun Hasan ordusunun eksikliklerinin farkında olduğu için Venedik'ten ısrarla top ve tüfek istiyordu. Uzun Hasan, kendisine sığınan Karamanoğullarından Pir Ahmet ve Kasım Beylerle İsfendiyaroğlu Kızıl Ahmet Bey'in tahrikleri neticesinde 1472'de 20-30 bin kişilik bir orduyu Osmanlı topraklarına gönderdi. Akkoyunlu Emir Ömer Bey, Tokat üzerine yürüyerek şehri baştan başa yağmaladı ve yaktı. Bu baskın, Fatih Sultan Mehmet'in İran'a büyük gelir temin eden ipek ticareti güzergahı üzerindeki Tokat'ta oluşturduğu yeni gümrük ihtidasına Akkoyunluların bir cevabı niteliği taşıyordu. Emir Ömer Bey, Amasya'daki Şehzade Bayezid'in üzerine geldiğini haber alınca Diyarbakır'a geri döndü. Kısa bir süre sonra 1472
çıkışında bu defa Yusufça Mirza kumandasındaki 20 bin kişilik bir Akkoyunlu ordusu Karaman'a yürüdü. Karamanoğlu Pir Ahmet Bey, Akkoyunlu desteğiyle Karamanlı topraklarını ele geçirdi. Akkoyunlu ordusunun Osmanlı topraklarındaki harekatının haberi İstanbul'a ulaşınca Fatih Sultan Mehmet otağını Üsküdar'a kurdurup hemen sefer hazırlıklarına başlanmasını emretti. Vezir-i Azam İshak Paşa görevden alınıp yerine Mahmut Paşa tayin edildi. Mahmut Paşa kışın yaklaşmasından dolayı hazırlıkların tamamlanamayacağını söyleyerek padişahı seferin bahara ertelenmesine razı etti. Akkoyunlular üzerine Konya valisi Şehzade Mustafa gönderildi. Osmanlı ordusu Akkoyunlu kuvvetlerini Eflatunpınar denilen yerde mağlup etti. Papalık, Venedik, Napoli ve Rodos şövalyelerinin meydana getirdiği 87 gemilik Haçlı donanması da bu sırada harekete geçmişti. Haçlılar Uzun Hasan'la temas kurabilmek ve Karamanlılara yardım edebilmek için Silifke ve Kız Kalesi'ni alıp Karamanlı Kasım Bey'e verdiler. Böylece kıyı şeridi Uzun Hasan'la iletişim kurmaya uygun hale geldi. Haçlı donanması daha sonra Antalya'ya saldırdıysa da şehri alamadı. Napoliler, Venediklerle aralarında anlaşmazlık çıkınca donanmalarıyla İtalya'ya geri döndüler. Venedik ve Papalık gemileri 13 Eylül 1472'de İzmir'e saldırarak şehri ele geçirdiler. Bütün kış boyunca her iki taraf nihai karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı. Venedik, Akkoyunlu hükümdarının istediği top, topçu ustası ve çeşitli silahları birkaç gemiyle iç el sahillerine gönderdi. Ancak Osmanlıların aldığı tedbirler yüzünden bu mühimmat Uzun Hasan'a ulaşamadı. Bu arada Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet'e yazdığı bir mektupta Kapadokya ve Trabzon'un kendisine verilmesi şartıyla barış yapabileceğini bildirdi. Fatih Sultan Mehmet ise cevabı mektubunda ağır sözlerle Uzun Hasan'ı Bağır'da savaşa davet etti. Fatih, önce batı sınırlarından emin olabilmek için Venedik'le 9 yıldır süregelen savaşı sona erdirmeye çalıştı. Osmanlıların Akkoyunlarla savaşa girmesi üzerine rahat bir nefes alan Venedikliler, Uzun Hasan'dan çok şey bekledikleri için Eğriboz Adası'nın kendisine teslim edilmesinde ısrar ederek barış teklifini geri çevirdiler. Fatih Sultan Mehmet ayrıca arkadan vurulmamak için Macaristan'a bir elçi göndererek barış teklif etmişti. Macar elçilik heyeti İstanbul'a geldiğinde onun Anadolu'da seferde olduğunu öğrenip arkasından gitmişti. Padişah ayrıca Memlüklülerle de bir ittifak yapmıştı. Uzun Hasan bu sırada müttefiklerinin faaliyetlerini ve yardım geldiğini haber alınca Osmanlılara karşı harekete geçti. Venedik elçisi Barbaro, Gorigas'tan 5 Haziran 1473'te Uzun Hasan'a yazdığı mektupla Venedik'in İstanbul'a saldırmaya hazır olduğunu bildirince Akkoyunlular büyük kutlamalar yapmışlardı. Venedik senatosu, Haçlı donanmasının ikiye ayrılması ve müttefiklerden işaret alınır alınmaz Çanakkale Boğazı'nın geçilmesi konusunu tartıştı. Başlangıçta reddedilen bu fikir daha sonra kabul edilerek Amiral Mosenigo'ya bu yönde talimat verildi. Ancak Kıbrıs Kralı Giacimo'nun ölümü yüzünden Mosenigo Kıbrıs'a gitti. Böylece Venedik donanması büyük bir tehlike oluşturmadı. Venedik'in Uzun Hasan'a gönderdiği ateşli silahlar da bir türlü Akkoyunlulara ulaştırılamamıştı. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı top ve tüfekleri muharebenin kaderini tayin edecekti. Bütün hazırlıklarını tamamlayan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un muhafazasını küçük oğlu Şehzade Cem'i tayin ettikten sonra Mart 1473'te Üsküdar'dan hareket etti. Padişah Yenişehir'e ulaştığında Rumeli Beylerbeyi Has Murat Paşa, Gelibolu üzerinden geçirdiği Rumeli kuvvetleriyle orduya iltihak etti. Şehzade Mustafa Bey pazarında, Şehzade Bayezid Kazova'da kendi birlikleriyle orduya katıldılar. Osmanlı ordusunun mevcudu 70 bin ila 100 bin arasındaydı. Osmanlıların hazırlıkları devam ederken Uzun Hasan da ordusunu toplamıştı. Akkoyunlu ordusunun ana gücünü 40 bin mızraklı ve zırhlı, 30 bini diğer silahlarla donanmış 70 bin kişilik süvariler oluşturuyordu. Fatih Sultan Mehmet Sivas'a ulaşınca orduyu savaş nizamında ilerletmeye başladı. Buna göre merkezde önünde Yenişehirler, sağında ve solunda sipahilerle silahtarlar olduğu halde padişah, sağ kolda emrinde Has Murat Paşa bulunan Şehzade Bayezid, sol kolda mahiyetinde Anadolu Beylerbeyi Koca Davut Paşa'nın yer aldığı Şehzade Mustafa vardı. Has Murat Paşa öncülere kumanda etmekte, Davut Paşa ise hemen onun arkasında yer almaktaydı. Osmanlı ordusu bu şekilde 40 gün yol almasına rağmen Uzun Hasan'la karşılaşılmadı. İstanbul'da düzgün haberleşme sağlanamadığı için başkente Akkoyunluların galip geldiği rivayetleri ulaşmış, bunun üzerine Şehzade Cem kendi otoritesini kurma faaliyetlerine başlamıştı. Vezir-i Azam Mahmut Paşa sefer yoluna yakın bir mahallede bulunan Uzun Hasan'a ait Şarki Karahisar'ın alınmasını tavsiye ettiyse de Fatih bu teklifi reddederek ilerlemeyi sürdürdü. Bu arada zaman zaman iki tarafın öncü birlikleri arasında çatışmalar yaşandı. Niksar'da bir Akkoyunlu birliğinin taarruzuna uğrayan Osmanlı öncüleri bunları mağlup etti. Ordu Koyulhisar ve Şebin Karahisar üzerinden Erzincan'a ulaştı. Turanoğlu Ömer Bey Erzincan'da Uzun Hasan'ın 5000 kişilik bir kuvvetini yenilgiye uğrattı. Osmanlı ordusu Tercan taraflarında Fırat'ı takip ederek doğuya doğru ilerlediği sırada Akkoyunlular karşı sahillerde ortaya çıktı. Buradaki Uzun Hasan kuvvetlerinin nehri geçmesini engellemek üzere Osmanlı ordugahı Fırat'ın genişlediği bir kumsal alanda kuruldu. Has Murat Paşa ile Mahmut Paşa mahiyetine bir kısım asker verilerek nehrin karşı tarafına geçirildi. Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey'in kumandasındaki Akkoyunlu birlikleri nehri geçen Osmanlı birliklerine saldırdı.
saldırıp kısa bir çatışmadan sonra sahte bir geri çekilme yaptılar. Mahmut Paşa bunun bir hile olduğunu anlayarak Has Murat Paşa'ya ileri gitmemesini emrettiyse de Has Murat Paşa, bazı kaynaklara göre mahiyetindekilerin zaferin şerefini yalnızca Mahmut Paşa'ya bırakmaması yönündeki telkinleri, bazı kaynaklara göre de tecrübesizliği yüzünden onu dinlemeyip Akkoyunları takip etti. Dar bir geçide çekilen Has Murat Paşa'nın birlikleri burada 4 Ağustos 1473'te cereyan eden çarpışmada bozguna uğradı. Has Murat Paşa nehri geçmeye çalışırken boğuldu. Turağan Bey oğlu Ömer Bey, Aydın oğlu Hacı Bey, Molla Fenari oğullarından Ahmet Çelebi gibi devlet ileri gelenleri Akkoyunlara esir düştü. Osmanlı birliklerinin kaybı 4000'i buldu. Vezir-i Azam Mahmut Paşa bu muharebeye müdahale etmeyerek geri çekildi. Bu ilk savaştaki başarısızlık Osmanlı tarafında büyük moral bozukluğuna yol açtı. Uzun Hasan ise Osmanlılara ilk darbeyi indirdikten sonra yine geri çekilerek ortadan kayboldu. Bunun üzerine Osmanlı ordusu Bayburt tarafına yönelerek 6 gün boyunca bu yönde ilerledi. Bölgeyi iyi bilen Akkoyunlu birlikleri Osmanlı ordusunu takip ederek onları iyice yormak istiyordu. Osmanlı ordusu 11 Ağustos 1473 Çarşamba günü Tercan civarında sarp bir yer olan 3 ağızlı atlı mevkide ordugah kurdu. Öğle vakti Fırat Havzası'nı Çoruk'tan ayıran Otlukbeli ismiyle anılan tepelerde Uzun Hasan'ın Cavur İshak kumandasındaki birlikleri göründü. Davut Paşa ile Mahmut Paşa Cavur İshak'ın üzerine gönderildi. Otlukbeli tepelerini tutmuş olan Uzun Hasan böylece Osmanlıları zor bir alanda savaşa mecbur tutmuştu. Davut Paşa şiddetli bir hücumla Cavur İshak'ın tepeden aşağı inip yolları kontrol altına almasını engelledi ve tepeye çıkıp savaş nizamı almayı başardı. Cavur İshak geri çekilerek diğer Akkoyunlu birliklere katıldı. Akkoyunlu ordusunun sağ kolunu kumanda eden Uzun Hasan'ın oğlu Kör Zeynel Mirza Davut Paşa'nın üzerine saldırdı. Bu esnada Fatih Sultan Mehmet'in kumandasındaki asıl ordu tepeye tırmanmaya başlamıştı. Davut Paşa'nın Anadolu askerleriyle birlikte Akkoyunları oyalaması sayesinde ilk olarak Şehzade Mustafa düzlüğe çıkıp Zeynel Mirza'ya saldırdı. İki ordu arasında şiddetli bir savaş başladı. Bir süre sonra Zeynel Mirza Osmanlı azapları tarafından öldürüldü ve kesilen başı Mahmut Ağa tarafından Şehzade Mustafa'ya gönderildi. Böylece Akkoyunlu ordusunun sağ cenahı çöktü ve Şehzade Mustafa sol kol askeri ve diğer Osmanlı kuvvetleriyle Akkoyunlu ordusunun merkezini kumanda eden Uzun Hasan'ın üzerine yüklendi. Osmanlıların ricat etmesi halinde kaçanları imha etmek, Akkoyunlu ordusu zor duruma düşerse çevirme harekatıyla onları arkadan vurmak üzere babasından emir alan ve Akkoyunlu ordusunun sol kolunu idare eden Uğurlu Mehmet Mirza, Şehzade Bayezid'in taarruzu karşısında biraz geri çekildi. Bu kolda asıl savaşlar Şehzade Bayezid'le Mirza Mehmet Bakır arasında yaşandı. Uğurlu Mehmet, Osmanlılarla kendi birlikleri arasındaki bir dereyi şiddetle müdafaa ederek Şehzade Bayezid'in bu tarafa geçmesine mani oldu. Akkoyunlu ordusunun bozulmaya yüz tuttuğunu gören Fatih Sultan Mehmet, mahiyetindeki Yeniçerilerden bir kısmını daha savaş sahasına sürdü. Uzun Hasan, artık mukavemetin mümkün olmadığını anlayarak kendisine çok benzeyen Alpakot Pir Mehmet Bey'i yerine bırakıp hızla kaçtı. Osmanlılar Uzun Hasan zanlıyla Alpakot'u esir ettilerse de kısa bir süre sonra Uzun Hasan olmadığını ve onun kaçtığını anladılar. Akkoyunlu hükümdarının savaş meydanında kalan sancağı, davulu, mehterleri, cephanesi ve hazinesi Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna getirildi. Babasının kaçtığını ve kardeşinin öldüğünü duyan Uğurlu Mehmet de savaş meydanından çekildi. 8 saat süren bu muharebede Akkoyunluların 10.000, Osmanlıların yalnızca 1000 kişi kaybettiği söylenir. Osmanlıların galibiyetinde top ve tüfek üstünlüğünün büyük rolü olmuştur. Osmanlılar bu savaşta çok sayıda esir almışlardır. Bunların arasında Timur soyundan Mirza Mehmet Bakır, Mirza Zeynel, Mirza Muzaffer ve alimlerden Kadı Mahmut Süreyhi, Uzun Hasan'ın nişancısı Hoca Seyit Mehmet Münşi, İmamı Hasan Keyfli Kadı Ali de vardı. Esir alınan Türkmen askerlerinin çoğu öldürüldü. Ancak kaçan Akkoyunlu ordusu takip edilmedi. Otlukbeli Savaşı'ndan elde edilen zafer, Timur mağlubiyetinden sonra doğudan gelecek tehlike korkusu taşıyan Osmanlılara büyük bir moral kazandırdı. Bu muharebe, klasik Türkmen ordularının Osmanlıların ateşli silahlarla donatılmış düzenli birlikleriyle artık baş edemeyeceğini ortaya koydu. Böylece Osmanlıların Doğu Anadolu'ya ve ticaret güzergahına hakim olmalarının yolu açılırken, Akkoyunlar bu yenilginin ardından kendilerini bir daha toparlayamadılar ve kısa bir süre sonra tarih sahnesinden çekildiler. Onların boşluğunu ise yeni bir dini siyasi oluşum haline gelen Osmanlılar için daha önemli ve ciddi bir rakip olan Safeviler doldurmuştur. 1451 yılında 21 yaşındayken yeniden Osmanlı tahtına geçen Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedip 1100 yıllık Doğu Roma İmparatorluğunu ortadan kaldırarak tam anlamıyla Fatih ünvanı aldığı gibi yüksek kabiliyet ve dehasıyla herkesi gücüne kabul ettirmiş olan büyük bir devlet adamıydı. O, hedeflediği gayeye ulaşmak için bütün imkanları değerlendiriyordu. Bu sebeple İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks ve Ermeni patrikleriyle Yahudi baş hamamını bu şehre yerleştirmişti. Çünkü o İstanbul'u idealindeki Cihan Devleti'nin merkezi yapmak istiyordu. Hatta bir rivayete göre dünyada tek bir din, tek bir devlet, tek bir padişah ve İstanbul'da Cihan'ın payitahtı olmalıdır şeklinde
şeklindeki sözüyle bu düşüncesini dile getirmektedir. Fatih Sultan Mehmet 1481 yılı Nisan ayının sonunda 300 bin kişilik bir orduyla İstanbul'dan hareket etti. Bu kadar büyük bir ordunun hedefinin neresi olduğunu sadece Fatih Sultan Mehmet biliyordu. Yüzyıllardır tartışılan bu konu hakkında hemen hemen herkes farklı şeyler söylemektedir. Bu konuda Hammer'ın görüşü şöyledir. Fatih Sultan Mehmet askerinin kendi komutası altında bulunduğu zaman hiç yenilmediğini düşündüğü için ordunun Rodos Savaşı'ndan sarsılmış olan itibarını güçlendirmek istedi. 1481 yılı baharının başlarından itibaren padişahın tuğları Anadolu kıyılarına dikildi. Fatih gelenek haline getirdiği usulüne uyarak bu sefer de amacını ve nereye yöneleceğini kimseye söylemedi. Seferin Mısır Sultanı üzerine mi yoksa Rodos üzerine mi olduğu bilinemedi. Ordu Üsküdar'dan Gebze'ye doğru yürüdü. Ancak Hünkar Çayırı'na gelindiği zaman bir süreden beri sağlık durumu bozulmuş olan padişah duraklamak zorunda kaldı. Fatih yeni bir zaferle iyileşeceğini umuyordu. Ancak 3 Mayıs 1481 Perşembe günü sultanlığının 30. yılında 52 yaşında vefat etti. Hünkar Çayırı'na geldiklerinde Fatih hastalanmıştı. Fatih'in özel doktoru Yakup Paşa gelip muayene etmiş ve ilaçlar vermişti. Sonra Karamani Mehmet Paşa doktor Larry'i padişaha göndermişti. Larry, Yakup Usta'nın verdiği ilaçları beğenmemiş ve iyileştirmişti. Ardından başka ilaçlar vermişti. Bunlar da Fatih'e iyi gelmemiş, daha çok fenalaşmıştı. Osmanlı tarihi uzmanlarından Franz Babinger, Fatih'in ölümü olayının bir zehirlenme olduğu görüşündedir. Babinger, zehirlenme olayının arkasında Venediklerin olduğunu iddia etmektedir. Onun iddiasına göre sürekli Haçlılarla işbirliği yapan Venediklerin, Eğriboz Adası'nın Osmanlılar tarafından alınması üzerine düşmanlıkları iyice artmış ve Fatih'i zehirlemek için 14 kez teşebbüste bulunmuşlardır. Sonunda bu işi İtalya'dan kaçıp Osmanlı'ya sığınan Yahudi asıllı tabip Maestro Lacopo yani Yakup Paşa vasıtasıyla başarmışlardır. Babinger'in görüşüne göre Lacopo 30 yıl Osmanlı sarayında çalışarak padişahın itimadını kazanmıştır. Böylece onun yakın çevresinde yer almayı ve özel tabipleri arasına girmeyi başarmıştır. Venedikliler de onu zehirleme işi için ikna etmiş ve amaçlarına ulaşmışlardır. Fatih'in ölümüyle ilgili rivayetler incelendiğinde ölüm sebebi olarak 3 ihtimal ortaya çıkıyor. 1. Doğrudan hastalıktan kaynaklanmış olması. 2. Verilen içeceğin gerçekten ilaç olması ama riskli olması sebebiyle ölüme yol açmış olması ve son olarak verilen içeceğin ilaç değil zehir olması. Bunlardan ilki çok zayıf bir ihtimal olarak görülüyor. Çünkü böylesine önemli ve uzun bir sefer için harekete geçmiş olması Üsküdar'dan yola çıktığında ciddi bir rahatsızlığın olmadığını delalet eder. Üsküdar'la Maltepe'nin arasıysa atla yarım gün bile sürmeyecek kadar kısadır. Bu kadarlık kısa bir mesafede hastalığının ölümcül hale gelmiş olması son derece zayıf bir ihtimaldir. Geriye diğer iki ihtimal kalıyor ki tarihçiler de genellikle bu iki ihtimal üzerinde durmuş, bazıları zehirleme ihtimalini kabul etmiş, bazıları da riskli bir ilaç olmasına rağmen şerab-ı farih denilen bir ilaç vermekle tabibin büyük bir hata işlemiş olabileceğini dile getirmişlerdir. Fatih hastaydı ancak hastalığının ne olduğu kesin olarak bilinmiyordu. Gut yani damla hastalığından bahsedilmektedir. Diyabet diyenler de artrit diyenler de vardır. Artrit, siroz teşhisi koyanlarda mevcuttur. 45 yaşından sonra ata binip inemediğini iddia edenler de olmuştur. Hastalık olsun ya da olmasın sonuçta Osmanlı Devleti'ni bir dünya imparatorluğu haline getiren Fatih Sultan Mehmet tartışmalı bir şekilde hayata veda etmiştir. Ölümünün ardından Yeniçeriler Yakup Usta'yı parçalayarak öldürdüler. Fatih'in ölümü gizli tutularak hamama gitmek üzere İstanbul'a geçtiği söylenip askerin yerinde kalıp beklemesi emredilmişti. Fatih'in ölümü 11 gün gizli tutulup saklanabilmişti. Fatih Sultan Mehmet hayata 3 Mayıs 1481'de Maltepe civarındaki Hünkar Çayırı'nda veda etti ve cenazesi Topkapı Sarayı'na gizlice nakledildi. Vefat haberi duyulunca İstanbul'da tam bir anarşi yaşandı. Askerler şehri yağma ettiler, bazı devlet adamlarını sokak ortasına parçaladılar. Devletin büyükleri ise tahta kimin geçeceği konusunda birbirleriyle mücadeleye giriştiler. Şehirde bütün bunlar olup biter ve paşalar iktidar için birbirlerinin gözünü oyarlarken cenazenin tahniti unutuldu. Hatta naaşın başında mum yakılması adeti bile kimsenin hatırına gelmedi ve ceset koktu. Devlet, cesetle alakadar olunması gerektiğini, saray görevlilerinin etrafı saran ağır kokuya dayanamaz hale gelip şikayete başlamaları üzerine hatırlayabildi ve tahnit, baltacılar ketüdağısı yani saray muhafızlarından olan Kasım tarafından yapıldı. Kargaşa, Fatih'in Amasya'da valilik eden büyük oğlu Bayezid'in 21 Mayıs günü İstanbul'a gelip vaziyete hakim olmasına kadar devam etti. Bayezid, cenazeyi gelişinin hemen ertesi günü büyük bir merasimle babasının yaptırmış olduğu camiye defnettirdi. Baltacılar ketüdağısı Kasım'ı da terfi ettirerek sarayın kapıcı kadrosuna aldırdı. Kasım, cenazenin kokmasını daha sonra 2. Bayezid'e bir raporla duyuracak ve bundan yıllarca önce büyük tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın bulup yayınladığı raporunda ''Devletli Sultanım,
Babanın ruhu için bu yazdıklarımı sonuna kadar oku. Hünkârın vefatından sonra üzerinde 3 gün 3 gece mum yanmadı. Vardım. Kapıcılar Ketu duasına söyledim. O da İshak Paşa'ya söyledi. Paşa emredince mum yaktım. Ama koku yüzünden cenazenin yanına kimseler yaklaşamadı. Ben ustayla gidip cenazenin içini boşalttım. Bu anlattıklarımı Ketu duamız da bilir diyecekti. Fatih Sultan Mehmet'in 3 oğlu vardı. Bunlardan Atak ve iyi bir asker olan Şehzade Mustafa babasının sağlığında esrarengiz bir biçimde ölmüştü. 16. yüzyıl tarihçilerinden Gelibolulu Mustafa Ali'nin Künhül Ahbar isimli eserindeki bir kayıt bu olayın kapalı perdesini aralıyor. Ali, Şehzade'nin Mahmut Paşa'nın eşlerinden birisiyle ilişkiye girdiğini, Paşa'nın da bu yüzden Şehzade Mustafa'yı zehirlediğini yazıyor. Kıskanç ve gururlu koca karısını baştan çıkaranın padişahın oğlu olmasını aldırış etmeden Şehzade'yi zehirletmişti. Şehzade Mustafa, Karaman valisi olarak görev yaparken Bor'da bir hamamda yıkanıp çıkmasının ardından 1474 Ocağı'nda esrarengiz bir şekilde vefat etti. Şehzade öleceğini anlayınca lalasını çağırarak ölümünden Mahmut Paşa'nın sorumlu olduğunu, intikamını almasını vasiyet etmişti. Şehzade dönemin önemli isimlerinden Vezir-i Azam Mahmut Paşa'nın eşlerinden biriyle ilişkiye girmiş, Paşa da bu yüzden Şehzade Mustafa'yı zehirletmişti. Şehzadenin ölümünden sonra devlet ileri gelenleri siyah elbiseler giyerek padişaha başsağlığı dileklerini sunarlarken Mahmut Paşa'nın taziyeye katılmaması sonunu getirdi. Mahmut Paşa önce hapse atıldı. 50 gün hapiste kalan Mahmut Paşa sonunda Yedikule'de idam edildi. Osmanlı Padişahları serisinin devamı için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.